Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte After Stream adında bir korku oyununu oynayacağız. Korku oyunu çok uzun soluklu bir korku oyunu değil. 1 saat, maksimum belki de 1,5 saat falan sürer. O sebeple tek bölümde YouTube kanalımda olacak. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu tarz oyunlara erişebilmek için de kanalıma abone olup bildirim çanını açmayı unutmazsanız sevinirim. Onun dışında videoyu beğeniyorsanız videolarıma like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz gençler. Böyle sert bir giriş yaptım çünkü kanalım hiç büyümüyor ve büyümesi için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Şimdi lafı çok uzatmayalım. After Stream isminden de anlaşılabileceği üzere bir streamer, yani bir yayıncının herhalde yayın sonrası yaşadıkları veya yayın anında yaşadıklarını bir deneyim diyeceğiz. Bir korku oyunu olduğunu tekrar ediyorum. Oyna diyoruz ve bakalım nelerle karşılaşacağız, ben de bilmiyorum. Steam yorumları çok olumlu değildi ama çok da kötü değildi gençler. Ya Steam yorumlarına göre zaten oyunları oynuyorsak çok oyun kaybederiz. Yani çoğu oyunu oynamamamız gerekir. Bu oyun kurgusal bir çalışmadır ve gerçek karakterlerle, olaylarla popüler bir yayıncı, birkaç milyon takipçisi olan ve... Yayına zaten geç kaldım. Abi nasıl geç kalırız ya? Yayına geç kalınır mı lan? Kral biraz daha hızlı mı yürüsen? Oo. Nereye gidiyoruz? Birader kapıyı açacağım mı be? Ha? Kapıyı açacağım mı be? E ile etkileşime geçebiliyoruz. Envanteri I ile açabiliyoruz. Güzel, ya da I ile. Mektup Vova, eğer bunu okuyorsan bil ki tehlikedesin. O peşinde. Her şey benim hatam. Vova lütfen bana kulak ver. Alina'yı al ve dairede kendini kilitle. Zemine tuz serp ve tüm ışıkları aç. Işıktan korkuyor ve hiçbir durumda daireden çıkma. Bu lütfen bana inan, hayat ve ölüm meselesi. Arkadaşın A.G. Şimdi gençler, oyun fark edildiği üzere çok böyle yatırım yapılan kaliteli bir oyuna benzemiyor. Hepimiz bunu görüyoruz. Açacağım kapıyı. Şu kapı açılıyor mu ona da bakacağım. Çok ağır yürüyoruz ama olsun. Bu kapı açılmıyor, devam ki. Yani çok yüksek bütçeli bir yapıma benzemediği aşikar. Kapanacak mı? Yani kapanıyor ama çok geç tepki veriyor. Ben kaç numarada oturuyorum? Kesin en köşedekinde oturuyorumdur. Yok lan, burada oturmuyorum. Mektupta yazıyor muydu benim kaç numarada oturduğum? No, yazmıyor. Birader. He, Alina bize kapıyı açacak. Hangisi acaba benim ya? Bu ne oğlum, bayram çocukları gibi kapıyı çalıp kaçıyorum, anlamadım ki. Bu kapıyı çalamıyoruz. Peki. Aga ben mi bir yerde hata yapıyorum acaba? Şimdi şu kapıdan bir başlayalım. Bir sıkıntı yok değil, var. Bak, bu kapıda zaten çalamıyorum. Şimdi bir daha bir çalalım. Açılmıyor. Çalalım. Açılmıyor. Çalalım. Açılmıyor. Çalalım. Açılmıyor. Evet, bu kapıların hiçbiri açılmadığına göre diğer taraftaki kapılardan mı
acaba bir şeyler yapacağız. Yine çok emin olmamakla birlikte şu tarafa doğru ilerleyeceğim. Ben kaçtan aldım lan? 132'den aldım oğlum ben. 132'de olmam lazım benim. Aynen 132'de olmam lazım. Bir saniye. Sol üstteydi çünkü benim şeyim. Burası işte. Oğlum illa şeyi mi çekmemiz lazım? Bu ne karanlık? Peki hiçbir şey görememem? Flaşım yok. Kral? Ben hiçbir şey göremiyorum. Ciddi ciddi hiçbir şey göremiyorum. Evet şükür dur bir saniye şunları. Valla. Burnumuzun ucuyla oyun oynuyoruz ya. Çok güzel oyun yapmışlar. Yemeğe doyamıyoruz oyunu. Vova geldiğinde bulaşıkları yıka. Kirli çamaşırlarını topla. Çamaşırları başlat. Ve çöpü çıkar. Alina. Ne yapayım? Bulaşıkları topla. Bulaşıkları yıka. Kirli çamaşırları topla. Oldu canım be. Başka derdin var mı Alina? Ne yapalım? Başka bir derdin. Hasan. Ha? Burası neresi? Aga burada niye kapılar şey ya? Niye hep ışıklar kapalı? Mantık olarak doğru. Sonuçta eve yeni geldik yani. Işıkların kapalı olması en doğal şey. Ama sıçarlar böyle işe yani. Selamünaleyküm. Ne yapıyoruz birader? Bulaşıkları topluyoruz. Bulaşıkları yıkıyoruz. Okey. Tamam lan tamam yıkadın inandım yeter. Yeter. Heh. Abi oyun beni sınıyor şu anda. Yemin ediyorum sanıyor. Bunları da yıkayacağız mı balım? He? Yok bunlar temizlenmişler. Tamam. Sonraki görevlerimizden birisi bulaşıkları yıka çamaşırları topla mıydı? Çamaşırları topla çamaşırı başlat. Yüksek ihtimalle onu da buradan yapacağımdır diye düşünüyorumdur. Ama ve lakin... Burası neresi lan? Işık yok burada. Ha, bak burası sevdiğim odalarımdan birisi. Tamam. Dur. Çamaşırı topla, çamaşırı başlat ve çöpü çıkar. Ya siktir git Allah'ını seversen. Dur çöp burada olması lazım değil mi? Neyse çöpümüz yok herhalde. Ben gidip yayına başlayayım ha. Bunlarla ne uğraşacağım be? Abi ev... Anasına avradını satayım. Büyüdükçe büyüyor ya. Burası açıldı. Tamam buraya girebiliyorum. Güzel banyoyu bulduk. Bir şeyleri yıkayacağım ama neleri yıkayacağım.
Yok ya, burada göremiyorum. Yok herhalde. Devam ki abi. Devam ki, devam ki. Yayına bir başlayayım artık. Saat kaç oldu? Saat akşam 8 olmuş. Allah'ını seversen. Sevgili takipçilerim beni bekler. Canım takipçilerim. Şimdi. Şimdi. Yayına başlayabiliyor muyuz? Yayına başlayamıyoruz abi. Bu neymiş? Güzel minik bir robot. Yayına başlayamıyoruz. Oğlum illa görevleri mi yapacağız? Çamaşırları topla dedi. Çamaşırları nereden toplayacağız? Çamaşırları nerede başlatacağız mesela şimdi? O var. Dur bakayım. Aklıma gelen tarzda bir şey mi? Şuralara bir bakayım. Aynen, bunları toplayıp bunları başlatacağız. Bu birdi. Başka çamaşır var mı acaba? Ona lan öyle. Evet. Gayet güzel. Gayet seksi bir anime karakterimiz. Çıkalım abi. Seni yıkayacağız mı? Seni galiba yıkamıyoruz. Tamam, peki. Çamaşırları da topladık. Yani bir tane çamaşır ama bir tanedir abi. Bir tane çamaşırla çalışmıyor mu makine? Çalışmaz diye düşünüyorum. Bakacağız. Kral, ben çamaşırları topladım. Çamaşırları yıkamak istiyorum. Nasıl olacak o iş? Bana şimdi bunu bir anlatır mısın? Burası açılıyor mu? Kral. Seni kapatalım mı? Ya burası bir kapı gibi ama. Aa, burası açıkmış lan zaten. Aa, yatak odası, tamam. Ver şunu da, şunu da ver yıkayayım. O nasıl bir ses kral? O nasıl bir ses? Alt üstü. Bak, bu bardağın şeyinden bende var. Golden Ticket serisinden bende var. Güzel. Sağda solda bir şeyler kalmış mı? Yok. Devam ki. Yıkayabiliyorsak yıkayalım artık. Burası böyle. Çok tuhaf bir yerleşim olmuş. Bence. Yıkayalım mı artık? Kapağı. Kapağı açılmıyor. Demek ki daha bulmam gereken bir şeyler mi var? Evde ne kadar kapı, cam, baca, ne varsa açtım anasını satayım. Oğlum daha yıkanacak bir şey yok işte yani. He? Kral? Ben mi yanılıyorum? Var mı yıkanacak bir şey? Bence yok. He? Var değil mi? Bir şeyler yıkanacak ama ne? Şunlar yıkanacak bir şeye benzemiyor. Oğlum bizim boyumuz da çok uzun lan galiba. Normal bir insana göre. Anladığım o yani şu anda benim. Tık 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 tık, yeter lan, tamam, anladık, zaman akıyor. Okey, bu neymiş? Aha. Oo.
Çok seksi oldu lan. Yavru kuşum. Hadi be oğlum. Yıkayacaksan yıka, yıkamayacaksan siktir gideceğim artık. Yeter daha. Bir mutfağa gidelim bakalım orada bir şeyler kalmış mı? Buzdolabı açılıyor. Güzel. Neyimiz var? Sütümüz var. Şu arkadakileri anlamadım. Mokoko diye bir şey, bir sütümüz var. Bol bol sütümüz var. Pizzamız var. Bu neymiş lan? Alkol mü? Anladığım kadarıyla bol bol süt içiyoruz. Alkol kullanıyoruz. Manyağın tekiz biz. Sütle alkol içiyoruz yani. Öyle bir adamız. Biz anladığım kadarıyla öyle bir adamız gençler. Bilemiyorum. Buranın kapısını da açık bıraktık ama. Bu ne? Lan ışığın niye kapandı? Oğlum. Anne avradını valla küfür ederim ha. Bak yemin ediyorum küfür ederim. Öyle ışıkları kapatıp artistik yapmayın. Aha artık yıkayabiliyoruz. Sadece çöpü çıkar. Çöpü neremden çıkaracağım peki? Çöpü de yüksek ihtimalle mutfaktan falan alacağız abi. Başka nerede çöp olur evde? Başka hiçbir yerde olmaz diye düşünüyorum. Çöp yok. Aga çöp yok. Sen nerede buraya geldin? Tamam. Çöpü nereye çıkarmam lazım bu arada? Kimse girmez herhalde. Aa kapı arkamdan kapandı. Agam balım çöpü çıkartacaksam hani asansöre de binebilirdim diye düşünüyorum ama. Ben buradan aşağı inmeyi tercih etmişim. Olsun. Olsun bakalım bir aşağı kat. Bura açılıyor mu? Açılmıyor. Aşağı ineceğiz anladım. 6. kat değil mi? Aşağı ineceğim galiba. Bu hızda 3 saatimi bulur aşağı inmem diye düşünüyorum. Çöpü kapının önüne mi çıkacaktık lan acaba? Yani pek sanmıyorum ama inmeye devam edeceğiz. Devam ki. Hiç kıyılara köşelere hiç bakmayacağım. Yani oyun zaten öyle çok kapsamlı bir oyun değil. Yani şu anda zaten zeka ürünü pek barındıran bir oyun olduğunu söyleyemem. Beni mal mal yürütüyor sadece. Bu arada bunu bir inceleme olarak da düşünebilirsiniz gençler. Bu oyun Steam'de 54 lira. Yani bu oyunu almalı mısınız, almamalı mısınız? Oyunu açtıktan sonra biraz ileri sardığınızda eğer ben oyuna küfür ediyorsam tabii ki de almamalısınız yani. Aynı şu anda bu oyuna yaptığım gibi. Burada bir çöp kutusu var. Salla. Artık nihayet yayın yapmaya başlayabilirim. Oğlum. Jordi Reis değil mi lan bu? Değil galiba. Neyse. Yayın yapmaya başlamak için tekrar yukarıya çıkıyoruz gençler. Ya bir de karakter de çok ağır yürüyor. Yani oyunu yapanlar bana 54 lirayı verin ve eziyet çekin. Yani hani bu mentalitede insanlarmış. Allah razı olsun biz de paramızı verdik. Eziyetimizi çekiyoruz abi. Alnımızın akıyla. Bana ne yapıyordun? Telefonun el fenerini aç. Aa, telefonun el feneri de çok aydınlatıyor ya. Allah razı olsun.
Ya oyunu benle beraber izleyenler kanser oldular. Aynı benim gibi. Aynı benim gibi kanser oldular abi. Oğlum katlar nerede yazıyor lan? Kaçıncı kata çıkacaktım ben? 5 7. katta mıydım ben? 6'daydım galiba. Pekala, pekala. Yani korkmadım ki. Korkmadım ki. Burası değil, bir üst kat. Ben burayı denedim galiba. Bir üst kat. 7. kattan geldim ben buraya. Uuu, yok. Azıcık biraz fazla bağırdıysam veya küfür ettiysem kusura bakmayın gençler. İstemeden oldu tamamen. İstemeden olmuş bir şey. İstemeden. Buranın elektrikleri neden gitti onu bilmiyorum. Şeyi jumpscare'i yedikten sonra elektrikler geldi. Kapıyı açık mı bıraktım? Yani kral aslında açık bıraktın ama kapı kendi kendine kapandığı için çok bir şey fark etmedi açıkçası. Bak aynı şu anda olduğu gibi. Ya ben yayın yapmak istiyorum ya. Lütfen. Ben yayın yapmaya başlayabilir miyim? Önce ellerimi yıkamalıyım. Odadaki ışığı söndürmeliyim ve köşe lambalarını açmalıyım. Ya eline de koluna da sokacağım senin. Hadi bakalım be oğlum. Yıka. Allah'ın belası yıka. Ellerini de yıka. Sonra ışıkları kapatıp köşe lambalarını aç. Anasını avradını artık şu yayını yap. Lütfen. Lan ben yayın yaparken bu kadar uğraşmıyorum ya. Köşe ışıklarını nereden açıyorum? Hepsi şey mi bağlı? Prize mi bağlı? Dur bakayım. Oğlum. Aa ne güzel. Pavyon gibi oldu lan. Bu arada içerideki ışığın yanıp sönmesi kimsenin umurunda değil şu anda. Lan içerisi pavyon gibi oldu. Vallahi pavyon gibi oldu. Tane davradım. Bir şey patladı. Işık patladı. Lamba patladı. Aman siktir et. Yap yayını. Boş ver. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte After Stream adlı bir oyun oynayacağız. Saat 10.30 olmuş. Zaman durdu anasını satayım. Evet. Aynen kral. Şu an kontrol bende mi? Hayır. Tuhaf. Aynen hala gelmedi mi? Gelmedi gelmedi. Kız belki de geldi. Yani götünü kestiler. Bilmiyoruz ki. Telefonumu alabilir miyim şuradan? iPhone'un 3 Pro'mu alabilir miyim şuradan? Alamıyorum.
Peki Alina'nın gelip gelmediğiyle alakalı ben ne yapabilirim kral? Hani bana bunu bir söyler misin? Bana bunu bir söyler misin? Oğlum her yer karanlık. Nereye gideceğim ben? He? Şöyle bir gidelim. Bak. Hiçbir yerde ışık yok şu anda ya. Işık butonları nereye gitti oğlum? Kapı açmak istemiyor. Ananın nikahını aç o zaman. Ne göreceğim de oynayacağım? Peki kapı açmak istemiyorsun. Onu arasan iyi olur. Az önce de ben buradaydım biliyorsun değil mi? Telefonu almaya çalıştım ve izin vermedi. Tabii. Bilmiyorum biliyor musun? Ne? Alina'nın telefonu burada bir yerde çalıyor ama. Telefonun ışığı yanıyor. Pekala. Alina'nın telefonu nerede çalıyor abi? Işıkları açamıyorum bu arada. Aha bu da. Telefonunu neden yanına almamış? Belki de Alina hiç dışarı çıkmadı birader. Nereden biliyorsun? Belki de Alina hiç dışarı çıkmadı. Endişelenmeye başladım. Allah Allah. Ne yapacağız peki? Oturup iki elde gidip bir endişelenmeye başladıysan ne yaparsın? Gidersin bir içki alırsın. Yani iki daha dört. Endişelenmeye başlayan bir insan gider bir içki alır abi. Veya buradan bana süt ver. Şöyle sert bir süt içeyim. Yok. Ne içeceğim? Kola mı içeceğim? Hadi kola iç. Yeee, gidebilirim artık. Artık gidip yayına başlayabilir. Başlayamam ama. Evet, ne oldu? Girişteki elektrik panosunu kontrol etmeliyim. Edelim. Elektrik panosu hangisi? Şu mu? Yok. Girişte derken binanın girişinden mi bahsediyor? Yani yüksek ihtimalle binanın girişinden bahsediyor ya. Bir saniye. Aa şurada bir elektrik panosu vardı lan. Ondan mı bahsediyor acaba? Aynen. Evet. Mis. Benden aşağı mı geçiyorsun canım? Bu ne lan? Bu ne abi?
2'den küçük. 2'den büyük, 5'ten küçük ve 4'ten büyük. Toplamları 9 mu yapıyor? 1, 3, 4, 5, 9. 1, 3. 1, 3, 5 olabilir mi? Bir, üç, beş. Aynen. Ama yeter. Bir daha giderse ağzını sıçarım ha. Şimdi sıçtım ağzına. Şimdi ağzınız. Abi sen benim ağzıma sıçma sakın. Tamam. Sakinim. Sakin, bir şey yok. Bir şey yok. Sıçradınız. Git lan. Bu ne oğlum? Halina'yı delik deşik etmişler. Halina'yı kevgire çevirmişler. Her yer Halina'nın kanı kaynıyor bak. Kevgir kevgir. Halina kevgir olmuş. Şimdi attı oğlum benim şeyimi. He? Şimdi attı lan benim evimi. Ne oldu? Ana. Aa. Pezevenge bak nerede bekliyor? Orası neresi lan? Hı? Allah Allah. Nerede bekliyor acaba ya bu herif? Sakin ol. Aa, kapıya duvar örmüşler. Gidebileceğimiz tek bir yer var. Tüm anılarını alıp ruhunu sonsuz karanlığa daldıracağım. Peki abi. Öyle diyorsam. Öyle olsun. Kapıyı açar mısın? Anana vurdun. Ne oluyor lan? Lan! Benim anılarımı aldılar galiba şu anda. Vallahi dümdüz yürüyorum. En azından yürüyebildiğimi teyit etmek için aşağıya bakmak istedim. Biraderim nereye gidiyorum ben? Ters mi yürüseydim acaba? Hop. 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 Geldiğim yere mi yürüsem biraz? Biraz da bu tarafa yürüyeyim hadi. Aga nereye gidiyorum ben? Ha, sen ağzınız ama nereye gidiyorum ben böyle? Sıkıldım lan yürü yürü. Hay anasını.
Ananı avrat. Ulan. Dün bir oyun etkinliğine katıldım ve orada Alina adında bir kızla tanıştım. O bir tür etkinlik yöneticisi gibi biriydi. Bana yardımcı oldu. Bugün onunla ilk randevum. Uzun zamandır böyle bir randevum olmadı. Hatta ne yapacağımı unuttum. Belki de ona bir şey hediye etmeliyim. Kafamdaki bir ses diyor ki yumuşak bir oyuncak iyi bir hediye olurdu. Yani kral, yumuşak bir oyuncak iyi bir hediye olabilirdi. Ananı avradını Alina. Yavrum. Alina mıydı o? Yumuşak oyuncak yaramamış yavruma. Yumuşak oyuncak yaramamış. Yumuşak oyuncak yaramamış. Yumuşak oyuncak yaramamış abi. Benim hepsi aynı not. Yumuşak oyuncak yaramamış Alina'ma. Oğlum dümdüz gidiyorum. Allah ne verdiyse gidiyorum vallahi bilemiyorum. Nereye gideceğim lan? Gençler, ben burayı bayağıdır dolaşıyorum. Hatırlarsanız Madison'da da, yani Madison'da da bu tarz bir puzzle vardı. Ama o puzzle'ı çözdükten sonra bir yere ulaşabiliyordunuz. Bu puzzle'ı nasıl çözeceğimi daha çözebilmiş değilim. İnternete baktığımda, yani gameplay'lere baktığımda bir kanal çözmüş ama nasıl çözdüğünü anlamadım. Birkaç kanal sadece buraya kadar gelmiş ve oyunu bırakmış. Buradan sonra da pek bir bok olduğu söylenemez. O yüzden oyunu burada sonlandırıyorum ve şöyle diyorum. Bu oyun 54 lira verilmez. Almasanız, izleseniz bir kanaldan bence daha mantıklı olur. Evet, korkutuyor mu? Bazı yerleri korkutuyor, ürpertiyor. Ama maksimum 5 liralık bir oyun bu. Yani daha fazla değil gençler. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.